Kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Özel idaremizin tertiplediği kahvaltıya hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Teşrif eden bütün arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi normalde programımız şöyleydi, Yüksel Bey önce bir sunum yapacaktı fakat bizim ilerleyen saatlerde bir programımız olduğu için önce ben sizinle bir sohbet edelim, soru cevap yapalım. Biz hep anlatıyoruz, siz dinliyorsunuz. Merak ettiğiniz bütün sorular üzerinden gidelim. Giderken de zaten yapılan iş ve işlemleri anlatırız. Daha sonra da Özel İdare Genel Sekreterimiz Yüksel Çelik Bey size bugüne kadar yapılanlarla ilgili bir sunum yapacak. Hatta biz şöyle düşünmüştük. Ben onu yapacak mıyız? Beraber Aksaray'ın değişik yerlerinde yapılan çalışmaları birlikte görmek. Yani mesela biz Baymış'ta bir uluslararası tarım gençlik merkezi yapılıyor. Aksaray'ın olanlar oranın eski halini bilir. Şu anda nasıl bir yere dönüştü görmenizi isteriz. Şu anda Narlıgöl'de inşaat devam ediyor. Orayı görmenizi isteriz. Tapduk Emre'de devam ediyor. Yunus Emre'de devam ediyor. Yol çalışmalarımız var. İşte kültür evi çalışmalarımız var. Konaklarımız var. Bayağı başlıklarla, böyle ana başlıklarla yapılan işler var. Asfalt plenti kuruldu. Bu ne demek? Yani yapılan bütün sıcak asfalt maliyetlerinin plant kurulmasıyla birlikte maliyetinin 1/3'e düşmesi demek. Bu daha çok üretmek demek, daha çok yol yapmak demek. Bunu da biz özel idare kurdu. Bunları da yerlerinde görmenizi istiyoruz beraber. Fakat bunları Yüksel Bey size anlatacak. Müsaadeniz olursa ben sözü size bırakayım. Böyle biz zaten bir samimi aile havasında gerçekten merak ettiğiniz, sormak istediğiniz her şeye elimizden geldiği kadar samimiyetle, içtenlikle cevap vermeye çalışalım. Evet, buyurun. Biraz beklemediğiniz bir şey oldu ama ben... Tabii ben görmüyorum, bu sizden dolayı basın mensubunu göremiyorum. Bu geçtiğimiz günlerde ben Sokular'da bir program çektim. Tabii bunun içerisinde Narlıgöl'de dahil edildim. Fakat şöyle bir tepki aldım. %60'ı Aksaray'a ait değil diye söylemiştim. Adı üstünde burası değil hemen. Siz neden sahip çıkıyorsunuz diye tepkiler geldi bana. Evet. Narlıgöl'de de siz seyir terası yapıyorsunuz oraya. Bir de karşı tarafa seyir terası yapıyorsunuz, iki tane. Bunların daha önce liderin müdahalene olduğunu söylüyorlar. Hiçbir tatlıları, hiçbir çalışmaları olmadı. Siz burasını tanıtmaya çalışıyorsunuz ama buranın ne kadar bizim? Yani bize mi ait, niye mi ait, liderlerin çok tepkisini aldım ben %60'ımızda deyince. Ben hemen cevap vereyim. Evet, bu konu bayağı bir tartışma konusu oldu değerli arkadaşlar. Şöyle, Narlıgöl, o gördüğünüz fotoğraflardaki kalp işareti var ya, kalbin ortasından şöyle çizdiğiniz anda yarısı Aksaray tarafında, yarısı da Niğde tarafında kaldı. Yani aslında Narlıgöl hem Aksaray hem de Niğde'nin ortak bir değeri. Şimdi dünyanın gittiği yerde bu fotoğrafçılık çok ön plana çıktı. Özellikle genç nesil bu sosyal medya mecralarının da çoğalmasından dolayı mesela adam Güney Kore'de, Japonya'da gelip Eskil'deki flamingoları çekip o manzarayı görüp tekrar binlerce kilometre gidiyor. Bu çok farklı bir duygu. Yani bu duyguyu
kaydan bütün çekimlerinde kalp işareti olması çok ciddi bir rahmet oluşturuyor. Şimdi bakın, bunu hepinize samimiyetine inanarak söylüyorum. İnsan kendini tanımazsa başkasına kendini anlatması, tanıtması mümkün değil. Biz namı gömen, yani oraya onun üzerinde gittik. Şimdi ilk gittiğimizde söylenen şuydu. Günde yaz aylarında buraya 45-50 civarında tur otobüsleri geliyor. Ve arkadaşlar, orada bir tuvalet yok. Çay çıkacak bir yer yok. İnsanlar ellerindeki çöpleri etrafa atıyor. Ve inanılmaz orada bir tarihi güzelliği var. Biz şunu düşündük. Aksaray'ın bulunduğu tarafa çok güzel bir karşılama merkezi yapalım. Ve bir karşılama merkezinin içerisinde seyir terası olsun, lavabolar olsun. Şöyle insanlar o tepeden çaylarını alsınlar, şöyle görün, yavaş etsinler diye bir niyet edindik. Ve bununla ilgili harekete geçtik. Kurumlardan projemizi geçirdik. Ve şu anda 2 ay içerisinde Nami Gölü inşallah tamamlanacak. Şimdi benim burada anlamadığım şu. Biz Aksaray tarafına böyle bir şey yapıyoruz. Ama çok büyük bir tepki aldık. Yani aslında teşekkür edilmesi gerekiyor. Yıllardır o değer orada duruyor. Dışarıdaki turistler gelip ya burada nasıl muhteşem bir eser var diye bakıyor. Ama ne hikmetse biz oraya bir güzellik, bu güzellik kendi şahsımıza alıp götüreceğimiz bir güzellik değil. Aksaray'a mal olacak bir güzellik. Bundan dolayı yani yaşadığım olumsuzlukları burada anlatmak istemiyorum ama çok çok üzüldüğümü bilmenizi isterim. Yani biz netice itibariyle Aksaray'ın bir değerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bakın bu çok önemli. Kurullarla o projeleri çok kısa sürede çıkarmak yani muhteşem bir işti. Bu vesileyle de özel idare genel sekreterimize ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah ona gittiğinde beraber gidip göreceğiz. Çok güzel bir seyir terası olacak. Ve güzel bir restoran olacak burada. Hiç taş olmadan ahşap bir restoran olacak. Seyir terası olacak. Çok basit bir şey söylemem gerekiyor. Gölün üst tarafından fotoğraf çektiğinizde kalp işareti çıkıyor ya. Özel idare sadece şunu yaptı. Orada artık yol, eski bir yol var. Hiç kullanılmadığı için yeşermiş, tarlalarla birleşmiş. O yolu açtı. Oradaki tarlaların dönümü 1 liraydı. Önce 15 liraya, sonra 25 bin liraya. Biz orada seyir terası yapmamız için 2 dönüm yer almamız gerekiyordu. En son bize 50 bin liraya verdiler. 9 dönüm. 55 bin liraya, 20 bin liradan başladık. Sonra 55 bin liraya çıktılar. Sadece bir yol açmayla oraya gelen katma değeri anlatmak istiyorum. Şimdi bazen şunu dediğimiz zaman arkadaşlarımız hani belki demek istediğimiz tam biz anlatamadığımızdan dolayı şimdi bazen gençler geçen bir yerde dedik yine Ihlara Vadisi'ni görmeyen kim var diye sorduğunda 155 kişinin içerisinde Aksaray'da olup da 90 kişi görmüş Ihlara Vadisi'ni. Yani bizim buralara biz mesela Aksaray'a, Aksaray'ın değerlerini biz bilmezsek kimseye anlatamayız. Şöyle bir şey yapmak istedik biz. Taksi duraklarını bazen geçiyorum. Taksicilere dedim ki siz dışarıdan gelen insanları taşıyorsunuz Aksaray'a. Biz kültür merkezinde sizi toplayalım. Bir 5 dakika Aksaray'ı anlatın. Yani taksiye binen birisi ya bu Aksaray'da ne var dediğinde siz tarihi, kültüre, coğrafyası, jeopolitik durumu, tarımı, ne yetişir falan. Önce bir iştiyakla evet dediler.
Sonra telefonlar gelmeye başladı. Sayın Valim fazla gün yapmayın, bizim tek tatil günümüz. Tamam hafta içi yapalım. Efendim hafta içi de yapmayın, biz bu işlerimiz aksıyor falan. Halen peşlerinden koşuyoruz inşallah, onlara o tarafını yapacağız. Şimdi anlatmak istediğim şu. Narlıgöl hem Niğde'nin hem Aksaray'ın ama biz kendi sınırlarımız içerisinde, altını çizerek söylüyorum. Narlıgöl'ü tanıtmaya, orada o seyir terasını yapmaya, Aksaray tarafından güzellikleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii Niğde'liler de şöyle düşünüyor, onları da anlamak lazım. Ya bu Narlıgöl burada, bir kenara çarpın. Şimdiye kadar niye bir şey yapılmadı Niğde adına? Niğde şöyle alabilir miyiz? Şöyle. Tamam. Niğde adına niye bir şeyler yapılmadı? Haklı olarak belki onlar da kendi şehirleri adına dertleniyorlar. Onları da o anlamda anlamak gerekiyor. Evet. Ama Sayın Hanım, gerçekten kim ne derse desin, özel idaremize ve şahsımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir yol yapmışsınız. Ve Narlıgöl'ün o kalbini ortaya çıkartmışsınız. Kimin ne dediği önemli değil. Yaptığınız hizmetten dolayı teşekkür ederim. Şimdi size bir şey anlatacağım. Bu açtığınız için hani soru soruyu açar da. Şimdi biz geçen yıl geldiğimizde Teknofest yapılıyordu burada. Ben de Aksaray'a ilk geldiğimde, yani geldiğimiz yıl, geçen Haziran ayında geldiğimizde üçüncü yılıymış. Ama ben Ankara'da olmama rağmen Teknofest'in Aksaray'da yapıldığını bilmiyordum. Bakın çok ilginç. Biz beraber belediye başkanımızla gittik. Bu da hepinizin samimiyetine inanarak söylüyorum. Ben utandım. Öğrenciler toz toprak içerisinde. Orada tuvalet yok. Su yok. Oturacak banklar yok. Ve Mustafa Varank Bakanımız da gördük. Yani her taraf toz toprak. Yollar giderken böyle. Türkiye'nin 81 ilinden finale kalmış üniversite öğrencilerinin geldiği bir orası arkadaşlar. Ben bakan beye dedim ki efendim biz inşallah seneye buraya göre bir yer yapacağız. Mesela orayı da gezdirmek isterim size. Muhteşem olacak. Tabii toz toprağın içerisinde inşallah seneye bakarız falan dediler. Biz 20 kilometre oraya asfaltladık. Yani Yenikent'le Yeşiltepe arasını da tamamen füzelerin atılacağı alana kadar asfaltladık. Oraya hem belediye, kendilerine de çok teşekkür ediyorum, hem özel idare, ortaklaşa 2000 metrekarelik alana beton döktük. Öğrencilerin bulunacağı yerler üstünü kapattık. Bütün üniversiteler geldiği zaman nerede duracakları, VIP salonları yaptık, kantin yaptık, yemekhane yaptık, lavabolar yaptık hiçbir şekilde. Bu defa Bakan Bey Selçuk Bayraktar'la beraber geldiğinde olanı anlatıyorum. Girişten tekrar helikoptere bineceğine de bize teşekkür ediyoruz. Şimdi buralar Aksaray'ın değerleri. Oradan bir canlı yayın yapılması. Biz Aksaray'ı Tuz Gölü'nde izlenmesi. İşte öğrencilerin muhteşem olmuş demesi. Yani orada bunları görmeden bunu zaten hissedemiyorsunuz. Şimdi orada netice itibariyle Tuz Gölü'nde bundan sonra bu finaller sürekli yapılacak. Hatta Selçuk Bey dedi ki biz burada başka programlar da yapmaya devam edelim. Şimdi bunlar çok maliyetli işler değil arkadaşlar. Bizler geçiciyiz. Aksaray Valilik Makamı kalıcı. Ama netice itibariyle biz buradan gittiğimizde ya bir vali gelmişti, onun zamanında bunlar yapılmıştı demek beni inanılmaz mutlu ediyor. Ya bu acayip bir mutluluk. Bunu anlatamam size. Onun için biz bir de Aksaray potansiyeli olan bir şeydir. Yani biz mesela eğitim camiasında şöyle derdik. Aksaray ölçeklenebilir bir şey. Yani Aksaray'ı tanırsanız, yani Aksaray'da yapacağınız anketler Türkiye'yi verir size. Yapacağınız bütün çalışmalar Türkiye ortalamasını gösteren bir yıldır Aksaray. Onun için mesela bu sene Teknofest'in burada olması ve bizim o altyapıyı yaparak bakanı, savunma sanayi başkanını, işte Roketsan Genel Müdürlüğü burada ağırlamamız, onların
teşekkür etmesi Aksaraylılara bizi çok mutlu ediyor. Yani bir şeyi doğru yapmanız gerekiyor. Bu Aksaray mesela Hasan Dağ mesela kaç kişi biliyor? Türkiye'deki ölçeklemelerde yamaç paraşütüne en uygun dağ orası. En uygun dağ. 15 yıldır oranın yolu yapılmıyordu. Özel idare orayı beton bir yol yaptı. Şimdi o otelin olduğu yere inşallah biz çok güzel bir hale getireceğiz. Görüşmelerimiz bitmek üzere. Şimdi orası inanılmaz bir yer. Daha çok olsa o işler. Gelen insanlar Aksaray'ı gidip anlatsa, dünya şampiyonasını sadece canlı yayında 6 milyonun insanında, milyonun üstünde dünyadaki insanlar izler. Bakın artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kendinizi anlatmak için çok şey ifade etmenize gerekiyor. Bir görüntü atıyorsunuz, her şey farklı boyuta geçiyor. Bazen şöyle bir eleştiri oluyor. Ya bu tanıtım işiyle bu olur mu? Arkadaşlar, sizin bulunduğunuz mekan, yaşadığınız dünya hem Türkiye tarafından hem dünya tarafından tanınıyorsa katma değeri 3-5 kat artıyor. Bakın size ben çok ilginç bir veri söyleyeyim. Eğitimle ekonomi, kalkınmışlıkla ekonomi birbiriyle işleyendir. Buraya insanların çok rağbet etmesi ekonomiyi, katma değeri yukarı çıkarır. Katma değer ve ekonomi yukarı çıkarsa insan zihniyet değişimi böyle yapar. Zihniyet değişimini yapabilmek için dünyayı çok iyi algılamak ve dünyaya çok iyi entegre olmak lazım. Mesela baktığı bir düşünürün çok güzel bir sözü var, çok etkilenmişimdir. Ya diyor bir insanın diyor köyde doğması problemi değil. Ama köyü sürekli içinde taşıması problemi. Şimdi adam İstanbul'da yaşıyordu, zihniyet olarak köylüdür. Ama Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesinde yaşıyordu, zihniyet olarak, vizyon olarak dünyaya entegre olmuşsa o adam şehirlidir. Bizim olaylara böyle bakmamız lazım. Benim sürekli her oturduğum yerde, ya arkadaşlar bu Aksaray değerleri olarak çok üst düzey bir il dememin altında bu yatıyor. Bakın tarım müdürümüz size anlatmıştır. Biz Tarım Bakanlığı'na 257 projeye de İç Anadolu birincisi, Türkiye ikincisi oldu. Ya şimdi, ya Türkiye ikincisi arkadaşlar. 30 büyük şehir var ve Aksaray Türkiye ikincisi olmuş. Demek ki bu toprakların insanların önünü açarsanız, onları yüreklendirirseniz burada çok iyi insanlar var. Gerçekten var. Şimdi Teknofest'te öğrenciler gidiyor, geliyorlar, sayın valimize destek dedim, ben de bekliyorum, ne desteği diyor? Efendim diyor, bir 5 bin liraya ihtiyacım var, vallahi gözlerim doluyor. 5 bin lira ne ya? Ya biz öyle yerlere bazen öyle harcamalar, öyle basit harcamalar yapılıyor ki, hepimiz yapıyoruz. O 5 bin lirayla Türkiye'de filallere katılacağına inanan çocuklar var. Biz onlara 5 bin lira değil, 15 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira veriyoruz. Şimdi bu çocuklar bugün giremeyebilir ama biz bugün bir başlangıç yaparsak bir yıl sonra iki yıl düşünün o çocuklar İstanbul'a gidecekler, bütün bakanları görecekler, bütün üst düzey insanları görecekler, bütün kendi akranlarını görecekler. O hiçbir dereceye girmeseler bile o atmosferin o çocuklar üzerinde lütfen oluşturduğu psikolojiyi bir düşünün. Şimdi onun için biz iş yaparken çok mavi gör bizi çok yok. Bilmenizi isterim. Yani kameralar olmazsa üzerinde anlatırım. Yani vallahi film olacak iş bu yani. Yani bir film çekilebilir bu işte. Ama buna rağmen Allah razı olsun. Gerçekten ben Yüksel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Özel idarenin varlığını Aksaray keşfetti. Yani bizim yaptığımız şu, bakın yüzü de burada. Hangi ilçe belediyesi bizden ne istiyorsa biz yardıma koşuyoruz. Hiçbir ideolojik ayrım yapmıyor. Niye? Ya kardeşim Ağaçören'de de bir iş olur. Ağaçören'de ceviz festivali yapacağız 2 Mayıs'ta. Var gücümüzle çalışıyoruz. Niye? Ağaçören'de ceviz festivali yapılırsa ben buna coğrafi işaret alırsam bunu tanıtımı yapmış olacağım. Adam yazıyor ya Ağaçören'in cevizi mi varmış? Ya bilmiyoruz bunu. Mesela gelen biz burada bir kurultay yaptık.
18 kurultay yapıldı. Bakın ben size çok samimi söylüyorum. Ben arkadaşlarla toplantı yaparken dedim ki ya bu adamlar büyük şehirlerde yapmışlar. 5 yıldızlı otellerde. Biz yurtlarda bunu karşılayacağız. Bizim tek bir üstünlük tarafımız olabilir. Ne dediler? Samimiyet. Ne yapalım? Bunlara dedim Eşref Kaya yolu ikram edelim. Tamam. Bir de dedim kazanları kurun dedim. Mısır kaynatalım. O da tamam. Bir de biz dedim bizim kavmumuz var. Biliyorsunuz meşhur kavmumuz. Onu ikram edelim. Bakın siz samim niyetimle temin ediyorum. Her gittikleri yerde 1200 kişi şu anda. Biz 18 tane kurultay yaptık. Aksaray kadar samimi. Aksaray kadar içten. Aksaray kadar düzenli bir kurultay oldu. Yaptığımız bir şey yok. Kredi yurtlarda yatırdık biz bunları. Ama başta o yatağın başına top keki de bıraktık. Suyu da bıraktık. Diş fırçasını da bıraktık. Tanıtım materyallerimizi bıraktık. Hepsini bıraktık. Şimdi teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanları diğer insanlardan ayırt eden en önemli özellik işlemliğiniz ve samimiyetiniz olacak. Bunu görecek herkes. Onun için benim ilk vaadim, ben istiyorum ki burada başarılı olayım. Çünkü ben burada başarılı olursam bu bana bir katma değer katacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Ama aynı zamanda Aksaray'da da bir sinerji oluşturacak. Biz hepimiz birebir de sizinle sohbet ederken sıkıntılarımızı dile getirmiyoruz, getiriyoruz. O zaman bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu çalışmak. Ben arkadaşlarıma da diyorum, bakın diyorum, biz rutine düşersek biteriz. Bizim bu rutinle kurtulmamızın tek yolu sürekli çalışmak. Şimdi hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Eksiklerimiz var mı? Var. Hatalarımız, kusurlarımız var mı? Var. Ama biz söylendiği zaman, vicdanlı bir şekilde söylendiği zaman bu hatalarımızı, eksiklerimizi de düzeltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Sosyal medyadan şehrin tanıtımını yapmaya. Yalnız ne kadar çok elden bir tanıtım yapılırsa o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Az önce vermiş olduğunuz bir Ihlara Vadisi örneği vardı. Şimdi benim düşüncem ilk başta buranın halkının oraya ulaşabilir olması. Benim kendimden örnek vereyim. Şehir dışından misafirlerim geldiği zaman 60 lira. Evet, şehir dışından kalabalık bir aile grubu geldi. Mesela götürdüm dedim ki size Aslı'yı tanıtayım, Isara'yı gezdireyim, Isara Vadisi'ni indireyim. Ama misafirlerim bile kıyamadılar. Dediler ki kapısından geri döneyim. Yani Aksaray'la oraya giremedikten sonra hem ulaşım anlamında kolay ulaşamadıktan sonra hem bazı şehirlerde atıyorum bir İstanbul kart var. Sadece toplu taşımada değil ama bizde müze kartı var. İşte var da bunu halka ne kadar duyurduk? Tamam. Yani basın olarak ben kendimize de bu eksikliği sorgulamak istiyorum. Aynı zamanda yetkili mercilerin de halka bunu yeteri kadar duyurmadığını, halkın da bu imkanlardan yeteri kadar istifade edemediğini, etmedikçe de ne yazık ki Aksaray'ın tanıtımının gerçekleşemeyeceğine inanıyorum. Her hafta sonu Aksaray'dan belli bir sayıda Aksaray'la oraya gidebilse ve hashtaglerle bunu tabii ki sosyal medyada paylaşıyorlar çünkü artık sosyal medyada yaşar oldu. İnanın ki birçok maddi anlamda para döktüğümüz tanıtımdan da daha etkili olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Katılıyorum size. Doğru bir eleştiri. Bu konuda çok şikayet alıyoruz. Onun ücret belirlemesini biz yapamıyoruz. Kültür Bakanlığı yapıyor. Ama müze kartı aldığınız zaman onun maliyeti çok düşüğe geliyor. Bizim yapmamız gereken müze kartı çok iyi bir şekilde tanıtmak. Onun tanıtımında da ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu not alıyoruz. En kısa zamanda düzelteceğiz. Teşekkür ederim. En çok şikayet aldığımız konu var. Sultan Hanım'da aşağı yukarı 3 yılı aşkında bir süredir hükümet konularının bir türlü faaliyete geçmemesi. Orada da çeşitli söylentiler oluyor. İşte sürekli bir tayin kaçtı, işte bu senede teslim edilmeyeceği gibi bir söylentiler oluyor. Hazır da size bulmuşken diğer bir konu... Cevap vereyim. Hemen teşekkür ediyorum. Diğer bir konu da... Tamam. Aynı zamanda yine aynı şekilde devlet hastanesinin henüz ne... şekilde ihaleye çıkması, ne de tekrardan halka hizmet konusunda bir gün verilmemesi
insanlar hakkında düşünceler uyandırıyor. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi de İçişleri Bakanı, İçişleri Daire Başkanımız bize geldi. İdare İşler, Mali İşler, Sultan Hanım'ı gezdiler. Sultan Hanım'ın ödemeyle ilgili bir problem yok. Dün yükseldi, müteahhiti aradı. En kısa zamanda, yani herhalde... Bir 4-5 ay içinde bitecek, müteahhit durdurmamıştı zaten. Tabii. Biz para problemi de yok. Dün İdare Mali İşler Daire Başkanımız Yüksel Bey'e de söyledi bizim yanımızda. Müteahhiti aradı, hesabına da paralar geçti. Geçecek, Sultan Hanım'ın hükümet konağı bitiyor. Şimdi bu devlet hastanesi konusu şu anda ek binaya çocuk acil taşınıyor. Bizim en çok şikayet aldığımız yerlerden birisi de devlet hastanesi. Bu yapılan eleştirilerin haklı tarafları var. Altını çizerek söylüyorum. Genel eleştirileri dört kısımda toplayabiliriz. Bir, temizlik konusu. İki, randevu konusu. Üç, doktorların yetersiz olmasıyla ilgili bir konu. Beş, işte tertip, düzen falan filan. Bunlar var. Biz bunların hepsini tespit ettik. Ben bir vali yardımcımızı görevlendirdim. Şu anda hastanede halkla ilişkiler birimi kuruyoruz. Sağlık müdürümüz haftanın en az iki günü hastanede olacak. Yani hastaneyi biz bütün arkadaşlarımızla bir mercek altına aldık. Orada temizlik konusunda bir ciddiyetsizlik olduğunu yönetimdeki arkadaşlarımız da farkında. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken taraf. Ama bir taraftan da sizin takdirinize bir şey sunmak istiyorum. 20 bin hastanın girdiği bir hastane orası ortalama. Ve çok ciddi bir süreç yaşadık. Pandemi süreci. Hakikaten bu süreçte doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız gece gündüz can siperhane çalıştılar. Ve bu anlamda da kurumlarda da kişilerde de bir yorgunluk ve bıkkınlık var. Birinci özür dileyerek ben Sultan Hanım ile ilgili sormuştum ama yani Sultan Hanım'da yapılmayan hastane. Ha, Sultan Hanım hastanesi sordunuz. Ben burayı anladım. Evet. Özür dileyerek. Estağfurullah. Şimdi Sultanahmet Devlet Hastanesi ile ilgili bazı problemler var. Sağlık Bakanlığı da o problemleri çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çözüldüğünde orada başlamış ve bitmiş olacak, merak etmeyin. Evet. Sayın çok abi, özür diliyorum ve başka bir şey anlatayım. Evet, buyurun. Öncelikle birkaç gün önce Rasim abi de bu konuda bir yazı yazdı. Geldiğiniz günden bu yana özellikle korunları basın aracılığıyla vatandaşa hesap vermesini sağladığınız için yani basın toplantılarına çok teşekkür ediyorum. Yine göreve geldiğiniz günden bu yana özellikle Aksaray'ın anıksatlarım böyle. Aksaray'ın sahip olduklarının bilmesi konusundaki çalışmalarından dolayı yani teşekkür ediyorum. Ve birkaç şey yapacağım, sorularına geçmek istiyorum. Birincisi, daha önce gazetenin sahibi Yaşar Barak'la beraber Sayın Pekmez Valimize, ardından size, ardından Yüksel Bey'e takdim ettiğim Aksaray'ın ve Aksaray'da yapılması gerekenler için el altı kaynağı şeklinde uzun yılların çalışması bir şey arz etmiştim. Bunların bazılarının hala yerine gelmediği görülür. Bile en kısa zamanda bunları okunarak gereğini yapılması. Bu arada işte tanıtma konusunda, tanıtım konusunda özellikle sizin görev başlığı... Buna cevap vereyim. Senin o söylediğin eksikleri gidermek için bir ömür gerekiyor. Efendim ömür değil, bazıları çok basit. Yani birkaç ayda çözülmüş şeyler. Mesela işte dün Gezgin toplantısı vardı. Gezgin Bey'in toplantısında işte orman köyleri, başta olmak üzere köylere su depoları konması. Yani bu benim orada bahsettiğim bir konuydu mesela. Yazdıklarınızı çok görüyoruz. Evet. Belli köylere bir depolar konuda yanında müdahale sağlanabilir. Bu arada tanıtım borçlarına bir geldiğiniz günden bu kadar sosyal medya, diğer yerlerde özellikle bu kamplarla çok büyük faydalarımız, çok büyük faydalarımız sağlandı. Ama özellikle ben sizlere arz etmiştim, hatta yazılanları arz etmiştim. 5 Şubat 2017'de Aksaray'ı ziyaret eden Dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan kendisine sorduğum soru üzerine özel bir toplantı yaptı. Bana verdiği cevapta Aksaray'ın her vilayette şöyle bir hakları olduğu söylemişti.
kendisinden bir önceki vilayetten başlayarak kendisinden doğru gelen yollarda bütün akay yollarda yön ve mesafe kavalarını o ismin, o ilin isminin yazılabileceğini söylemişti. Size de bunu daha arz etmiştim. Bu konuda bir çalışma yapıldı mı? Genel müdürle veya da bölge müdürleri görüşülerek. Aksaray'dan, Aksaray'ın komşusu olan ilden bir önceki ilden başlayarak Aksaray'a doğru olan yollarda Aksaray ismi konursa çok büyük bir tanıtma katkı olacağını umuyoruz. Daha doğrusu bekleniyor. Mesela TRT sürekli haber, şeyde hava durumunda Aksaray'a verince Aksaray ismi daha çok duyulur oldu. Birinci dileğen veya da sorun bu. İkincisi, ben sizlere daha önce özel sohbetimizde de söylemiştim. Aksaray şu anda o kadar çok imkana sahip ki, eğer bu imkanları bir kısmı değerlendirirse, mesela 5 lira yatırımla çok rahatlıkla 100 lira bir gelir elde edebileceğini ve eğer istenirse Aksaray'ın bu çalışmayla bir 5 yıl içinde milli gelirinin kişi başına 65 bin dolara çıkabileceğini size arz etmiştim. Ve bu konuda da yine yazılarında da biliyorum dikkat ettiniz mi? Vilayete dilenirse ciddi edin gözlemek için ortaklık teklif etmiştim. Bunu arz ediyorum. Bunlar gereken ne zaman yapacak? Çok teşekkür ederim. Evet. Bu tabelalarla ilgili Karayolları Şube Müdürümüze biz talimat verdik. Bunların hepsi önüne getirildi. Hatta bizim Yunus Emre, Tatlıoğlu ile tabelaları yoktu. Arkadaşlarımız hem şehir içinde hem Aksaray'dan bir önceki illerde bunları yapıyor. Bazı eksiklikler kaldı, onları da tamamlayacaklar. Bu dediğinize katılıyorum. Diğer o dediğiniz konu, yani katılıyorum size ama onu yapmak için bizim çok farklı bir altyapı imkanımız olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar şöyle, problemlerin olduğu doğru fakat öncelikler çok önemli. Öncelikleri sıralamamız gerekiyor. Biz yaparken arkadaşlarımızla şuna dikkat ediyoruz. Bir, dezavantajlı durumları ihmal etmememiz gerekiyor. Bakın tek bir yönlü gitmememiz gerekiyor. İki, çocuklar bizim için çok önemli. Şimdi bakın biz yeni bir şey başlattık. 5000 tane hiç sinemaya gitmeyen çocuğu köylerden toplayıp sinemalara getiriyoruz. Hiç maça gitmemiş çocukları getirip Aksaray Spor maçına, Kuzeyboru'nun maçlarını izletiyoruz. Ve orada çok, bu belki basit gibi duruyor ama çocuklar ilk kez sinema salonu görüyor. İlk kez mısır yiyor orada. İlk kez bir kapalı spor salonunda bir lig maçı izliyor. Ya da bir üçüncü ligde maç izliyor. Çocuklar bizim için çok önemli. Kadınlarımızla ilgili çalışmalar. Gençlerimizle ilgili çalışmalar. Ve sosyal yapıyı kuvvetlendirecek çalışmalar. Şimdi Aksaray için bakın şunu görmemiz lazım. Aksaray'ın şu andaki lokomotifi tarım. Şu anda Türkiye'de tarımsal üretimde Aksaray 4. sırada. TÜİK verilerine göre 8,5 milyar katkı sağlıyor Türk ekonomisine. Bunu 20 milyar dolara, 20 milyara çıkarabiliriz. Nasıl çıkarırız? Su problemini çözersek. Peki su problemini çözemezsek nasıl olabilir? En çok su tüketen ürünlerden tedirici olarak vazgeçelim. Çünkü su eğer kısa vadede olmayacaksa en çok su tüketen ürünleri bizim yetiştirmememiz gerekiyor. En büyük gücü bu. İkinci bir gücü arkadaşlar öncelik olarak gidelim. Bizim 7 ürünümüz Türkiye'de ilk 10'da. 7 ürünümüz. Türkiye'de ilk 10'da. Bu şu demek aslında Aksaray Türkiye'yi doyuruyor. Niye? Konya, Şanlıurfa ve İzmir yüz ölçümüne baktığınız zaman Aksaray birinci. Aksaray'ın yüz ölçümü ortada. İkincisi sanayi. Arkadaşlar bak burada söyleyeyim ben onu. 3 milyon metrekarelik bir bizim büyük sanayimiz dolmak üzere. Şu anda geçen hafta LCY2'nin yönetim kurulu başkanı Vahap Bey geldi. Sayın Valim dedi gelecek sene sonbaharda biz fabrikayı bitireceğiz. Ne demek bu? Şu anda bir müracaat var bize dedi. 5 bin kişi istihdam edecek orası. LCY2.
Onun dışında geçen hafta gelip de tekstilde 20.000 metrekare yer verdiğimiz İstanbul'dan bir firma var. Sözleşme imzaladığımızda ismimizi zikrederseniz memnun olurum dedi. Onlara da yer tahsisini yaptık. Şu anda evraklarını toplayıp getiriyorlar. Ben şunu anlatmak istiyorum. Buraların hepsi zaten bizden önce vardı ve Aksaray bu anlamda altyapıda çok ciddi bir gayret sarf etmiş. Tam mı söylüyorum? Allah emeği olan herkeste, siyasetçilerimizden, belediye başkanlarımızdan, bizden önceki valilerimizden ve sizin gibi katkı veren basın mensuplarından Allah razı olsun. Yani bu Aksaray bir temeli oturtmuş. Ama şimdi mesela ben polise dedim ki, Eskil'de dedim 4000 metrekare kapalı alan var. Biz sana verelim. Biliyorsunuz o Türkiye'de bir proje. Sanayi Bakanlığı yapıyor. Siz boş yeri veriyorsunuz. Sanayi Bakanlığı oraya tekstil makinalarını kuruyor ve istihdam yapıyorsunuz. Polis bize dedi ki organize sanayi yaparsanız dedi ben bunu başla gözlerine yaparım. Şimdi biz vekillerimizle görüşerek Eski, Ortaköy ve Sultanahmet Organize Sanayi Bölgelerinin kurulum aşamasının ön onayını Sanayi Bakanlığı'ndan aldık. Şu an inşallah 2-3 ay içerisinde Eski, Ortaköy ve Sultanahmet Organize Sanayi Bölgeleri faaliyete geçecek. Ben size çok inanılmaz bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey olmasa bile bu üç organize sanayi faaliyete başladığı zaman Aksaray çok fazla başka bir boyuta geçecek. Buna emin olun. Düşünün, Collins 4000 metrekare kapalı alanda Eskil'de üretiliyor. Ve bütün kadınlar orada istihdam edilir. Bütün gençlerin istihdam edildiğini düşünün. Oradan, Sultanahmet'ten, Ortaköy'den bunların olacağını düşünün. Bizim peynir fabrikalarının Ortaköy'de bir marka değeri ürettiğini düşünün. 17 tanesinin peynir fabrikamız var. Bütün Karadeniz'e Marmara'ya, Ege'ye peynirlerimiz gidiyor. Adam diyor ki ben bilmiyorum ki. Niye bilmiyor? Çünkü bu markamız var. Artık dünyayı markalı üretiyor. Ve mesela en iyi elbise markası Çin'den 10 liraya 20 dolara mal ediyor. Amerika'da 750-800 dolara satıyor. Adam hiç işçilikmiş, şuymuş, hiç onlar onu ilgilendirmiyor. Fason olarak bastırıyor markayı buraya. Marka artık böyle bir şey. Şimdi sizin ikinci bir katma değeriniz sanayi. Niye sanayi? Çünkü kavşak noktasında her yere yakınlığı, uzaklığı eşit olan bir yerdeyiz. Üçüncüsü arkadaşlar, altını çizerek söylüyorum. Turizm. Kültür ve turizm. Ve bizim tarım ve sanayiye rağmen en altta kalan taraf aslında insanlara da en dokunan taraf. Aksaray'ın aslında para problemi yok. Ama Aksaray'da şunu yaptığımız anda her şey değişebilir. Yani biri bir çalışma yapıp oraya müşteri geldiğini görecek, oranın para kazandığını görürse Aksaray'da para sahipleri de oralara yatırım yapar. Pandeminin geçişiyle dolayı bu süreç böyle normal bir çizgide gidiyor. Ama ben Ocak ayından itibaren bunun çok hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Onun için bizim önceliklerimize baktığınız zaman yapılacak gerçekten çok iş var. Ve bazen arkadaşlarımız ilde bulan eskisi gibi alışık olmadığı için bazen frenler patlıyor. Bazen beyinler yanıyor. Bazen arkadaşlarımız çok zor anlar yaşıyor. Bizim bütün kurumlar olarak, ekip olarak bu eski alışkanlıklardan vazgeçmemiz arkadaşlar zaman alıyor. Buna emin olun. Bakın öyle şeyler var ki sıfırdan bazı şeyleri öğretmek zorunda kalıyoruz. Biz de öğreniyoruz, onlar da öğreniyor. Ama arkadaşlarımız gayretli, öğrenmeye açık. İnşallah temel problemleri yavaş yavaş çözmeye başladığımızda sizin dediğiniz o projelerde de zaman gelecek diye düşünüyorum. Evet. Sayın Bağlar. Şurayı bir alalım. Kusura bakmayın çok
el kaldırdı. Bir dakikanız alayım, olur mu? Evet. Sayın Valim, okulların açılmasıyla birlikte başlayan sıkıntılar gündemde veliler için. Birincisi 170 tane turistik işçisinin iş kurtarımından alındığı ve bu okullara gitmediği. O konuda okul yöneticilerinden muzdarip oluyor. Ve dışarıdan temizlikçi tutmaya çalışıyorlar. İkincisi okullardan kaynak kitaplarının istendiği, geçtiğimiz hafta sonu yapmış olduğunuz özel eğitim kurumlarında yapmış olduğunuz tepkişi okullarda yapacak mısınız? Bununla ilgili bakanlık geçen hafta yazı gönderdi. Bir diğeri de son sınıf öğrenci velilerinin okul kıyafet konusunda biraz daha toleranslı davranılması talebinde bulunuyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Önemli bir konu. Değerli arkadaşlar, biz buraya geldiğimizde de sizle zaman zaman köşelerimizde birebir de Türkiye'de genellikle bazen problem haline gelen başlıkları söyledim. Doğrudur. Bu sene TYP'den Aksaray'a verilen işçi sayısı az ama sadece Aksaray değil 81 ilde boğuldu. Biz de bu temizlik işçilerini dağıtırken mevcut ne kadar çalışan var, nasıl yapabiliriz diye adaletli bir şekilde hem merkeze hem ilçelere dağıtmaya çalıştık. Bu yeterli mi? Elbette değil. Ama okul müdürlerimizle, ilçe müdürlerimizle yaptığımız toplantılarda yani 81 ile dağıtım Aksaray'a özel bir durum olmadığını ve bunu yerel imkanlarla çözmemiz gerektiği üzerinde mutabakata vardık. Bununla ilgili bir iki çalışmamız var. Bitince sizlere de bunu duyuracağız. Ama geçen yıla rağmen temizlik sayısının az geldiği doğrudur. Ama bütün illere aynı oranda gittiğini de bilmenizi istiyorum. Şimdi okullarda kaynak konusuna gelince Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nden yazımız geldi. Tüm Milli Eğitim'deki arkadaşlarımla toplantı yaptık. Ben okul müdürlerimizle toplantı yaptım. Bak, bu konuda çok ciddi bir uyarı yaptım. Bakın arkadaşlar, bu kaynak konusunu biz okullarda yasaklasak dahi, ki bizim yapmamız gerekiyor. Biz devlet olarak bunu yapmalıyız. Ama belli öğrenci istediğinde gidip kaynağı alabiliyor. Ama zaten sizin itiraz ettiğiniz bu değil. Yani itiraz ettiğiniz konu bu kitap sahipleriyle okullardaki insanların bu tip ilişkilere girmesinin doğru olmadığı. Biz de bunu hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Okul müdürlerimizi çok ciddi anlamda uyardık. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantımızı yaptık. Bu konuda çok hassas olduğumuzu bilmenizi isterim. Hafta sonu da şunu yaptık. Biz 45 kurs ve kişisel gelişim kursuna denetim yaptık arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız şu. Biz namusuyla, şerefiyle, devletin kanunlarına, kurallarına uyup da çalışan her insan başımızın üzerinde yer alır. Ama arkadaşlar siz kişisel gelişim kursu diye açıp orada benim kızıma, Yüksel Bey'in kızına ne ortamı olduğu bilmeyen bir yere gitmesine biz devlet olarak müsaade edemeyiz. Bak orada ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz, velilerimiz de bilmiyor. Ve bizim itiraz ettiğimiz şu. Şimdi ben dün bir veliye söyledim. Yani okullar görevlerini çok iyi yapıyor. Efendim bazen biz kursa psikoloji ve senin bazen o kursa kurs veren öğretmenler, biz devlete çalışan öğretmenler okuldayken yetersiz buluyorsun, kursa gelince yeterli buluyorsun. Bizim bütün değerimiz şu. Bu işin şerefiyle, namusuyla düzgün yapan arkadaşlarımız var. Kurallara uyuyorlar, başımızın tacı. Sizin de bizim de onlara itirazımız yok. Ama kişisel gelişim kursu diye açıyorsun. Bizim devletin okuldaki öğrencileri ve başka hiçbir yeterliliği olmayan, üniversiteyi bitirmeyen insanlar gelip bizim orada öğrencilerimizi yetiştiremez. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Ve devlet varlığını buralarda mutlak surette hissettirmeli. Şimdi bakıyorum bazen, işte bir yere çomak soktuğumuzda işte arkadaşlarımıza hakaretler, küfürler, tehditler. Arkadaşlar biz insanları mağdur etmiyoruz.
kurallara uyan, devletin yönetmeliğine, kanununa uyan insanlarla bizim hiçbir değerimiz yok. Biz okuldaki müdürlerimizi, öğretmenlerimizi de uyardık. Sizin bulunmanız gereken yerler, okullarınızdan ve okullarınızdaki öğrencilere sahip çıkın dedik. Bu konuda da öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Samimi olarak söylüyorum. Herkes bu anlamda artık sınırlarını belirledi. Biz de belirli periyotlarla denetimlerimizi devam ettireceğiz. Bizim derdimiz şu, bizim derdimiz Aksaray'ın eğitim seviyesinin yukarılara çekilmesi ve öğrencilerimizi okuldan tutmamız. Ben birkaç manzarayla karşılaştım. Kendim özel olarak sizlerin hiç haberi olmadan tedbirli kıyafet oralara gittim. Ve çok üzüldüğümü söylemek isterim. Yani bazı insanların bize söz söyleyebilmesi için önce dönüp kendilerine bakması lazım. Samimi olarak söylüyorum, o arkadaşlar kendi çocukları olsa oraya gönderiyor. Ben orada öyle canımı sıkan manzaralar gördüm ki hiçbirimizin çocuğu diğerinden daha değersiz değildir. Çocuklar bizim bugünümüz ve geleceğimiz. Biz öğretmenlerimiz işini düzgün yapan, dersini düzgün işleyen, okuluna sahip çıkan okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Ama bir öğretmen okulundan başka bir yere öğrenci teşvik edemez, etmemeli. Bu doğru bir şey yaklaşım değil, bu etik değil, bu ahlaki değil. Devlet de bunu böyle yapma dediğin zaman ya siz bize niye bunu yapıyorsunuz deme de haklı yok diye düşünüyorum. Bunları böyle uyararak, kuralları hatırlatarak, yazılar göndererek, her şeyi devletin bildiğini arkadaşlarımıza söyleyerek düzelteceğiz. Ve çoğu arkadaşımız da bu anlamda düzelme noktasında adım attılar. Huzurlarımızda ben onlara da teşekkür ediyorum. Son sınıf öğrencilerinin kıyafet serbestiyeti derken olabilir mi? Bir konuşmamız gerekiyor. Bazen bunu yaparken okulun havası da bozulabiliyor. Ama bununla ilgili biz arkadaşlarımızla bir toplantı yapalım. Yani çok okulun, öğrencilerin atmosferini bozmadan, onları birbirine refüze ettirmeden daha rahat nasıl okula gidip gelebilirler diye ona da bir bakalım. Fakat burada biliyorsunuz bu okullara kırık kıyafet konusunda valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden çok Milli Eğitim Bakanlığımızın kural ve kaideleri geçerli. Ama bu konuda bir şey yapabilir miyiz diye bakanlıktaki arkadaşlarımızla da konuşuruz. Ben aslında soruyu anladım. Bu bizim yeni versiyon gençlerimiz, kuşak daha biraz daha larç olmak istiyor. Takım elbise, kravatı, resmiyet pek sevmiyorlar. Anlıyorum onları da. Ama bir taraftan da okula gittiklerinde okul onlara bir yaşam disiplini veriyor. Yani bu da önemli. Mesela büyük şehirlerde bizim bazı okullarımızın çok katı kuralları var. Yerleşik okullarımızın, tarihi değeri olan okullarımızın. Mesela oradan yetişen çocuklar bir disiplin içerisinde yetişiyorlar. Aslında okulda baskı değil, bakın altını çizerek söylüyorum, bir disiplin ama sevgiye dayalı bir disiplin olursa çocuklarımızın geleceği açısından çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Abdül, buyurun. Sayın Valim, birkaç hafta önce kendim hastanede yattım. Hastanede yattığımda birçok sifonun ve birçok yeri bozuk olduğunu gördüm. Maalesef hastanenin hiçbir yer el almayacak bir şekilde değil. İkinci bir konu ise 81 vilayete neden fazla para kaynağı hastaneye gelirken neden bizim ülkemize en son ve düşük payda para gidiyor? Teşekkür ediyorum. Evet, zor soru. Evet, hastane ile ilgili özel çalıştığımızı söyledim. Onunla ilgili yakında sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Samimi olarak söylüyorum. Bizzat işi ciddi anlamda takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu başlıkları çıkardık.
Her hafta vali yardımcımız oradaki yönetimle toplantı yapıyor. Biz de arada bir gidip geliyoruz. Bir 15 gün içerisinde hem bu temizlik konusunda hem de diğer sıkıntılar konusunda bir değişimi göreceğinizi umut ediyorum. Yani çünkü oraya bir fokuslanmak hepimiz. Diğer maddi konular da şöyle. Arkadaşlar bu ödenekler ben baktığımda Aksaray'dan daha düşük giden yerler de var. Aksaray'dan yüksek olan yerler de var. Tabii bunu benim buradan yorum yapmam doğru değil ama ben Aksaray valisi olarak isterim ki ihtiyacımız olan bütün paranın gelmesi bizi mutlu eder. Çünkü bizim hakikaten bazı birimler var. İşlerin hiçbir şekilde durmaması gerekiyor. Eğitim, sağlık, altyapı. Bunlar çok çok önemli. Eskiye nazaran daha iyiyiz. Daha da iyi olacak inşallah. O bizim de dikkatimizi çekti. Vekillerimizin de bu konudan haberi var. İnşallah onu bir gidip daha meblağı yükseltmeye çalışırız. Bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Vali. Önce bu toplantıyı değerlendirmenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürüm var, iki de sorum var. Teşekkürüm Aksaray'da Hasan Dağı'nda az önce arz ettiğiniz söylediğiniz gibi yamaç paraşütü dünya şampiyonasının olumlu bir şekilde geçmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. 13 yıldır tozlu yollarda yine gele tanıyorduk dış misafirlerden. Bu sene başta zat-ı alimizle özel idare mezun ekibi Yüksel Bey olmak üzere onun için de o yola yolun yapımından dolayı teşekkür ediyoruz. Aksaray Hava Sporları Derneği olarak sağ olun. İlk sorum şuydu, milli eğitimde siz bahsettiniz, arkadaşlarımız da sordu. Siz Aksaray'a vali olarak gelmeden önce milli eğitimimiz bayağı bir uykudaydı. Şu anda toplantıyı söylediniz, inşallah uykudan uyanmışlardır. Birinci sorum bu. Milli eğitimdeki eğitimin Aksaray'da bizim istediğimiz seviyede olmayışının nedenlerinin bir tanesi oradaki çalışan arkadaşların siyasi iradeye yaslanmaları doğru değil. Siyasi iradeye yaslanarak ne müdürlük olur ne öğretmenlik olur. Bunun düzeltilmesi gerekir diye inanıyor ve düşünüyorum. Geçmiş yıllarda siz gelmeden ben şahsen arkadaşlarımla beraber TED Koleji'ni buraya getirmesi için 3 yıl uğraştım. En son belediyemiz ve mali önledi. Onu durdum. Halen de aynı düşünmedik. Tabi bu devletin işi değil, bizim işimiz. Amacım neydi benim? Şuydu. Özel okullar, yani eğitimin özel okullara edilmeyecek kadar önemli olduğuna inanan birisiyim ben. Dolayısıyla siz söylediniz, onların kontrol edilmediği sürece ne olacağı, akıbetinin ne olduğu bazı yerlerde 15 Temmuz'da da görülüyor. Onun için mesela bir TED Koleji bugün 100 senesini doldurdu. TED Koleji'nin kuruluşunda da 4 tane Aksaray milletvekilinin imzası var. Böyle bir özel okulun Aksaray'a gelmesine ben çok inanıyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda belediyemiz de buna sıcak bakarsa bu çalışmayı yapalım diye düşünüyorum. Bütün çalışmalarda ve daire müdürlerinin bizlere verdiği bilgiler dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sizin çalışmalarınızı, özel idarenin çalışmalarını izliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, önemli bir konu burada. Şimdi ben hep şöyle bakıyorum. Eğitim devletin işi, doğru. Özel okullar zaten devlete bağlı. Yani özel okullar bile özel okul izin açılışlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim kurumları genel müdürlüğünden alıyor. Ama buraya marka bir okulun gelmesi Aksaray için bir kazançtır. Yani böyle bakmak lazım. Bunlar zaten özel okulların kural ve kaidelerle çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı da olur. Özel okullara daha çok yönetiyor. Bilmenizi isterim. Yani Aksaray'da bakın şunu söyleyeyim. Biz Yüksel Bey'le İstanbul'a gittik. İşte bir giyim firması. Biz Aksaray'a gelmek istiyoruz dedik. Siz
siz yeter ki Aksaray'a gelin dedim. Biz elimizden geleni yaparız. Yani Aksaray'a gelmek, bir yatırım yapmak isteyen herkese biz bunu diyoruz arkadaşlar. Çünkü yatırım yapmak çok kolay bir iş değil. Adam götürüp parasını faize bankaya bırakır. Yatırım gerçekten meşakkatli bir iş. Oraya parayı yatırıyor ama mesela biz S-Y2 normalde Konya'ya gitmesi gerekiyordu. Buraya geldi. Şimdi mesela geçen S-Y2'yi yönetim kurulu başkanı diyor ki Sayın Valim diyor aslında diyor biraz da zarardayız diyor çünkü zeminde sıkıntı var. Bizim tuz gölünden dolayı zemin biraz biliyorsunuz sıkıntılı. Sıkıntılı olunca o maliyette bir kat iki kat artıyor onunla. Ama ben hep şöyle baktım. Aksaray'a bir değer gelecekse biz devlet olarak onun önünü açmakla mükellefiz. Ya işte bunlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya bakın arkadaşlar, yani ben Aksaray'da Allah rızası için. Mesela Aksaray olduğu zaman o mu, bu mu? Buraları geçmeliyiz. Şimdi mesela Kuzey Kore geldi bana, ya biz burada dördüncü turnuva yapacağız, Galatasaray'a götüreceğiz dedi. Hemen atmadım ben o işi. Ya netice itibariyle Galatasaray'ın buraya gelmesi. Gittik Kervansaray'da bir kahvaltı yaptık. Galatasaray Ataman Bey ve teknik direktörü. Sayın Valim dedi, vallahi dedi, ben bunları dedi, her yerde anlatacağım dedi. Biz yine geleceğiz Aksaray'a. Şimdi netice itibariyle mesela diyorlar ki sabah kahvaltıya gelirken soğuk. Biz niye 40 kilometre yol gidiyoruz diye söylene söylene gelmişler. Zaten otobüsten inince fark ettim, herkesin suratı düşmüş. O adam Kervansaray'ı görünce, orada bir emek verilmiş, o kahvaltının kusursuz olduğunu görünce inanılmaz mutlu oldular. Arkadaşlar böyle böyle büyür bir şey bu. Böyle böyle güzelleşir. Şimdi adam bana diyor ki yatırım yapacağım, ben böyle ne istiyorsan verir sana. Böyle şaşırıyor böyle, bak bu nasıl bir adam. Mutlaka sıkıntıları söylemem lazım. Şu eksik, bu eksik. Yani siz buraya bir değer getirecekseniz ben sonuna kadar sizi desteklerim. Önünüzü açarız. TED gelsin buraya. İstanbul'daki özel okullar onlar da gelsin, şube açsın. Buraya araba fabrikalar da gelsin. 5 yıldızlı oteller de gelsin. Netice itibariyle ama biz şöyle bakıyoruz. Ya işte Yüksel Bey buraya araba fabrikası açıyor. Niye açıyor? Nereden açıyor? Lan? Ya kardeşim bizim için önemli olan o değerin buraya gelmesin. Şimdi Mustafa Barak Bakanımız geldi buraya. Bize ayrılmalı bir yerimiz var. Tokat motor üretiyor burası. Yasin gittin mi oraya? Bu fabrikaya bir git bak Tokat motor onlar üretiyor. Şimdi soru şu. Vali bu Mustafa Barak buraya niye götürdü? Dedim arkadaşlar sorarlarsa söyleyin. Vali oraya %50 ortak onun için götürdü. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Ben buradaki hiç kimseyi tanımıyorum. Bakın bizim bir yılımız doldu. Belki bir yıl sonra buradan gideceğiz. Bu şehir sizin şehriniz. Bu vali bu Aksaray'a niye bu kadar emek sarf ediyor? Acaba amacı ne? Ya ben hayretler içerisindeyim ya. Ya benim vali olarak birinci görevim sürekli çalışmak ve arkadaşlarla uyumlu bir çalışmak. Sevgiler. Bakın burada hepiniz buradasınız. Ben sizin bütün dertlerinizle, problemlerinizle ilgilenmek zorundayım. Bunu kendime insani bir vecibe biliyorum. Ama vali gelsin bizimle muhabbet etsin akşamlar. Ben aslında sosyal bir adamım ama çıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü ben küçük yerlere psikolojisini bildiğim için. Şimdi adam geliyor, vatandaş fotoğraf çekiyor. Bir ay diyor beni, efendim diyor fotoğrafınızı klip yapmış, Facebook'a bırakmış, millete hava atıyor. Yarım saat uğraşıyoruz, o videoyu kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi biz iyi niyetliyiz, samimi olarak söylüyorum. Benim burayla ilgili bir hesabım, bir kitabım, şehri dizayn edeyim, siyaseti dizayn edeyim, onu ondan ayırt edeyim. Bana gelip derdini anlatan, bakın huzurlarınızda söylüyorum. Bana gelip derdini anlatan, ama ben gittim valiye derdimi anlattım. Beni ideolojik olarak ötekileştirdi, ayrıştırdı, yardımcı olmadı dediğiniz bir vatandaş olursa bana söylemezseniz aklım size haram olsun. Ben herkesle ilgileniyorum. Hatta arkadaşlarımız bu konuda beni eleştiriyor. Efendim diyor bunlar bize suistimal ediyor. 3 kişiye diyor, 100 kişi yetmiyor. Biz iyi taraflara bakacağız bu işe. Onun için benim sizden istirhamım, ilişkilerinizde, hukukunuzda,
Bak bizi biraz dışarıda tutun. Bak biz böyle insanların kavgalarına, dövüşlerine, nizalarına valişlik oluyormuş, vali bulup oluyormuş. Valinin etrafında işte bunlar valiyi yanıltıyormuş. Arkadaşlar mümkün mü ya? Ben dün pazartesi pazarına gittim. Tam 3 saat orada oturdum. Geçen hafta salı pazarında tam 3 saat oradaydım. 3 saat. Beni yanıltamaz ki kimse. Efendim diyor tuvalet yok diyor. Görüyor. Şimdi mesela Yüksel dese ki ben tuvalet yaptım. Yüksel diyor adam tuvalet yok diyor. Sen yaptın diyor. Ben yarım saat önce oradaydım. Sen boyadın diyorsun. Adam ben gittim gördüm. Boya akıyor orada. Şimdi sizin alan hakimiyetiniz varsa kimse sizi kandıramaz arkadaşlar. Mümkün değil ki. Zaten görüyorsunuz. Onun için zaten Aksaray'a bir tur attığınızda zaten bütün dedikodular alıyorsunuz. Onun için fazla dedikoduya zaman ayıracak zamanınız olmuyor. İş yapmanız gerekiyor. Onun için bakın burada siz vicdanlarınıza sorun. Ne olursa olsun 1,5 yıl içerisinde biz huzurlu bir şekilde eksiklerimiz, geliklerimiz olsa da çalışıyoruz. Bir şey daha samimi söyleyeyim. Şimdi ben bazen arkadaşlara diyorum ki ya Aksaray algısını bozacak haberler yap. Savsucu var. Ya arkadaş haberleri benimle ilgili yaparsanız benimle ilgili haber yapmayın diyorsam savsucuyum. Ama bazen bir haber yapıyor. Bakın ben geçen ne oldu? Sultanahmet'te çok dövme olayı var ya. Ben o dövme olayını gördüm. Arkadaşları uyardım. Dedim bu büyüyecek. Efendim ama 13 yaşındaki çocuğun büyüye ne dediğini biliyor musun? Ya güzel kardeşim. Medyaya bir video düştüğünde medya onun ona ne dediğini bakmaz mı? Orada olan 30 yaşındaki bir adamın masum bir çocuğu dövdüğü algısı. Doğru mu? Şimdi bu algı ortaya çıktığı anda adam başlıyor. Aksaray'da vali nerede? Aksaray'da adalet mekanizması nerede? Bu Aksaray'daki insanlar nasıl böyle acımasız? 30 yaşındaki bir adam böyle bir masum çocuğu bu kadar acımasızca dövebilir mi? Şimdi bizim bir muhtar kız kaçırdı haberimiz vardı. Vallahi bir gazetenin genel yayın yönetmeni beni arayıp aynen şöyle söyledi. Bu dedi bir 1933 Türkiye'sinde vardı bir de 2020 Aksaray'ında vardı. Şimdi ben buna sevineyim mi arkadaşlar? Benim derdim kendimle ilgili değil. Yani diğerlerde hiç mi böyle olaylar olmuyor? Bundan çok daha şey oluyor. Ama ben arkadaşlar yani bu bizim Aksaray'ımızın adam var diyor ki sayma diyor ya sizin orada diyor ne kadar olay oldu ya. Ya dedim aslında biz istatistiklere baktığımız zaman Türkiye'de 60. sıradayız. Asayiş olarak. Ama öyle bir algıyla bu. Bakın biri bana ne dedi ne kadar mutlu oldu. Sayın Valim dedi. Ben şimdi bu buna giriyorum dedi. Eskiden Asaray'a girdiğinde işte yok kazalar, yok şunlar, yok bunlar. Şimdi hep olumlu haberler var. Allah size razı olsun dedi. Şimdi neticede siz Aksaray'ın dediğinizde adam ne yazıyor? Aksaray nedir? Nerededir? Nerede meşhur? Ben bunu kastederek söylüyorum. Tamam, bazen siyaset yapmamız gerekiyor. Bazen eleştirmemiz gerekiyor. Hakikaten vicdani bütün eleştirilere bakıyoruz arkadaşlar. Bak buna emin olun. Siz söylüyorsunuz Sayın Valim burada bu eksiklik var. Ben hiçbirini pas geçmiyorum. Arkadaşlarımızla geçmiyor. Yazdığımız bütün yazılara arkadaşlar bakıyor. Mesela bazen Yüksel Bey'e diyorum, onlara arkadaşlara bilgilendir falan. Ama bizim derdimiz şu. Yani Aksaray, siz onları bilirsiniz. Bu ne Aksaray'ın algısını bozar, ne bozmaz. Bizim derdimiz o. Orada bir şey çıkardılar, vali işte herkesi sansürlüyor, şöyle. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Ben bu şehir belki de şöyle bir şey, geçen bir arkadaşımız dedi, katılıyorum. Ben bu şehire kendimi çok kaptırdım. Tamam, kaptırmaya devam et. Yani kaptırınca tabii kendiniz gibi düşünüyorsunuz. Yani biraz amatör biri olup devreye giriyor. Onun için Aksaray'ın çok güzelliği var. Bakın size şunu samimi olarak söyleyeyim. Bakanlar geliyor ya, anlatıyor. Ya Hamza diyor. Eskiden de var mıymış bunlar diyor. Var efendim diyor. Yani İçişleri Bakanımız bana şunu dedi. Ya bizim bildiğimiz Aksaray'ın senin anlattığın Aksaray. Efendim benim size anlattığım Aksaray. Olmayan bir şey anlatamazsınız ki.
Onun için benim sizden istirham, biz birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ama biz birbirimizi saymak zorundayız. Bak bunu çok önemsiyorum. Eleştiri. İşle ilgili eleştiriler başımızın gözümüzün üzerinde. Ama bakın benim hayatta hep başıma gelen şey bu. Arkadaşlar kimi kınıyorsanız başınıza geliyor. Kimin günahlarını açıyorsanız ya sizden çıkıyor ya çocuğunuzdan çıkıyor. Onun için ben evde işime hep böyle aman diyorum. Onun çocuğu dediği zaman ağzını kapat. Aman diyorum bak bizim de çocuğumuz var, kızımız var, oğlumuz var. Arkadaşlar hayatın bize ne getireceğini bilmiyorum. Benim sizden istirhamım. Bak burada hepiniz buradasınız. Ben samimi bir adamım. Ben sizin her türlü derdinizde, sıkıntınızda yanındayım. Ama benim de kendime göre bir sizin beğenmediğiniz, benim de bazen beğenmediğim. Ya ben böyle oturup böyle kahve muhabbeti yapmayı çok sevmiyorum. Ya böyle bir tarzım var. Ama bana derdini, problemini söyleyen her arkadaşımıza karşı duyarlı olmak benim boynumun borcu. Onun için bakarken olaylara bazen kişisel değil de ya mesela olabilir. Ama ben hep hayatımda böyle kızdım. Mesela Milli Eğitim Müdürü'ne kızmışımdır. Kapattığımda şöyle düşünmüştüm. Bu genel müdür beni görevden aldı. Aslan. O kızgınlık o anda işle ilgili bitti. Yani insanları görevden alabilirsiniz. İnsanları sevmeyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bir ülkemiz olmalı. İnsanların şerefleriyle, onurlarıyla, haysiyetleriyle oynamamalıyız biz. Yapmamalıyız biz bunu. Bize yakışmaz mı? Onun için ben böyle söylerken bu anlamda söylüyorum. Yani benim derdim Aksaray zarar görmesin. Algımız bozulmasın. Güzel bir algımız var. Şuna emin olun. Bakın gidin arkadaşlara sorun. Yüksel İstanbul'dan geldi. Bizim projelerimizi bütün valilikler örnek alıyor. 20 yıllık, 30 yıllık valilik yapan arkadaşlar, ya kardeşim bir Aksaray'a arayın. Onlar bu işi nasıl yapıyor? Bir amirleri gelip bana söylüyor. Benim de en gururlandığım şey arkadaşlar benim diyor. Çok büyük bir hazır. Ya bu, biz böyle mutlu oluyoruz. Onun için sizden istirham. Mesela ben isterim ki bazen bana mesaj atıp sayın valim böyle bir problem var. Bu yer orada burada bizimle ilgili değil yani Aksaray'la ilgili. Bir yerde duyulursa Aksaray için sıkıntı olur diye yazan arkadaşlar beni o acayip duygulanıyor. Yani netice itibariyle o olay elbette duyulacak. Ama algımız bozulmasın. Yani burada bir özel eğitim olayı olmuş. Çok basit bir olay. Aslında o olay hemen söndürülebilirmiş. Vallahi billahi bir ay önce İstanbul'da biz polisin gününe gitmiştik. Değil mi Berberekse? Şöyle bir başsavcı ve ikili arkadaşım. Şu özel eğitim olayı olan iyi değil mi Sayın Mahallim? Aynen dediği cümle bu. Ya bizim öyle bir şey yok dedim ya. Şimdi 3 tane özel eğitim okulu yapıyoruz. 100 tane özel eğitim öğretmeni getirdik. Yani insanların bilinçaltına o yerleşince onu tekrar oradan çıkarmak çok zor oluyor. Benim size bir ilim valisi olarak yaparsınız yapmaz mısınız ama önemli bir ricam var. Evet. Abdülkadir Bey. Sayın Ağabey. Öncelikle paylaşımlarımızdan hep biz devletler çünkü siyasilerimizin en fazla düzgü bir şey hitap ettiği sosyal medyanın aşağıya sözünde yaklaşık olarak sizde en az gördüğüm kadar 10.000-15.000 gelinin civarında paylaşımlar yapıyorsunuz. Onlar bizim tanıtımlarımıza büyük katkı sağlıyor. O bakımdan size teşekkür ediyorum. Ancak sabahtan beri mesela söylediğiniz şu tanıtımlarla ilgili güzel şeylerimizi gördük. Bu arada getirmiş olduğunuz öğrenciler ilgili haftalarda tanıtım. Biz bu tanıtım elçilerinden çok şeyler bekliyoruz. Benim burada belirtmek istediğim yeni bir tanıtım elçisi grubu oluşturabiliriz. Aksaray Üniversitesi'ne gelen öğrenciler 4 yıl boyunca okuduklarında bir defa dahi kendi ruhlarımıza veya diğer öğrencilerimize gidemiyorlar. Ve gitmesine mümkün kılan hiçbir gelişmemiz olmadı. Siz bu konuda çok duyarlı insansınız. Aslında ilk kaybolan insanlara bir müze kartı hediye ederek belki ona bir imkan sağlanabilir. Özel idarenin bütçeleriyle de turlar düzenlenebilir hafta sonlarında.
ilimizin tanıtımı ancak bu şekilde daimi hale gelir. Yani bir ilmi atarsanız bu konuda zannediyorum temel bir sorunu da çözmüş olacak. İkinci sorum efendim, Aksaray'da yüzlerce kanser hastası var. Benim babam da bu kanser hastalarından birisiydi. Ben zamanında ilacını yaptırabilmek için doktor doktor geziyordum ama hiçbirisi de yanaşmıyorlardı. Hatıra binayı başhekimler veya şartlı müdürleri yazdırıyordu. Babam Mehmet Doğzaman, o yüzlerce hastalar hala devam ediyor. Bu konuda sizden istirhamım sadece bir anestezi uzmanı gerekiyormuş. Ben araştırdım. Bir ağrı merkezinin oluşması halinde hem ilacı yazılabilecek hem de 6 aydan 6 aya dinlemesiyle raporları yazılabilecektir efendim. Bu konuda da sizden bahsediyorum. Belki bu toplantının en büyük faydalarından birisi çözebilirsiniz bu olacak. Teşekkür ederim. Anestezi uzmanını istedik. Resmi yazıyla da aradık. Takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda getireceğiz. Bu konuda haberimiz var Abdülkadir Bey. Teşekkür ediyorum. Bu anestezi uzmanı önemli bir konu. Farkındayız bunu. Şimdi bu müze konusunu Yüksel Bey not aldı. Özel idare bütçesi diyorsun ama Yüksel Bey özel idare bütçesini bize kullandırmıyor. Biz ne zaman para istesek para yok diyor. Size de şikayet etmiş olayım. Özel idare yatırım yani aslında özel idarenin toplam bütçesi geçen yıl 80 milyondu. Bu sene 100 milyon değil mi? 100 yaptık. Bunun zaten %50'si falan personel idaresi değil. Yani geriye kalıyor 50 milyon bütçeyle bu işleri yapıyoruz. Biz kaynak temini noktasında farklı çalışmalarımız var. Yüksel Bey bu İstanbul'daki birikimini buraya yansıtmaya çalışıyor. Bu yaptığımız projelerin hepsinin parası da %80'ini Çevre Şehircilik Bakanlığı'na aldık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na aldık. Mesela merkezdeki endüstri meslek sesini taşıyacak bu krize rağmen Milli Eğitim Bakanlığı 70 trilyon bütçe ayırdı arkadaşlar. Hiç olmayacak bir iş oldu. Nardigöl'e buradan hiç para ayırmadık, tamamen oradan geldi. Yani tatlılık öyle, Yunus Emre'nin yarısı öyle. Yani elimizden geldiği kadar özel idare bütçesine dokunmadan bakanlıklardan getirdiğimiz ödeneklerle bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Öncelikle sizin bize güveniniz. Sivil toplum örgütlerinin bize güveni. Siyasetin bizim önümüzü açması bizim elimizi rahatlatıyor. Şimdiye kadar ben Aksaray'da bu anlattıklarımızla birlikte çok büyük zorlukla karşılaşmadık. Arkadaşlarımızla karşılaşmadık. Yaptığımız bütün iyi işleri hep takdir edildi. Bunu da samimiyetle söylememiz gerekiyor. Yüksel Bey bazen bana diyor ki Sayın Ali diyor 2023'e kadar burada kalacak mıyız diyor. Yani Yüksel Bey şimdiden gitmeyi göze almış. Haberiniz olsun. İki yılı tamamlamadan Aksaray'dan gitmenin peşinde. Şunu niçin anlatıyorum? Arkadaşlar biz burada misafiriz. Şunu samimi olarak söylüyorum. Yani biz evimiz Ankara'da. Benim oğlum orada üniversitede okuyor. Arada bir eşim de gidip geliyor. Halen burada bir misafirhanede kalıyor. Psikolojisinden kurtulamıyor. Çünkü ev sizin değil. Devletin size verdiği bir ev. Elbiselerinizi alıp oraya geliyorsunuz. Göreviniz bittiği zaman bir misafirhaneden ayrılır gibi elbiselerinizi alıp çıkıyorsunuz. Başka gelen birisi o misafirhanede kalmaya devam ediyor. Gerçekten bu kadar. Yani bu kadar basit bu iş. Onun için bizim buradaki tek değerimiz, tek amacımız şu. Gittikten sonra ya Allah razı olsun hanımlar geldiler, şöyle iyi işler yaptılar, gittiler derseniz bizim için en büyük iftihar vesilesi yok. Bu şehir daha iyilerini, daha güzellerini hak ediyor. Bazen sizi de anlıyorum ben. Yani siz bu şehirde çok birikmiş problemler var, sürekli söylemişsiniz, dile getirmişsiniz, olmamış. Burada bir umut kırıklığı oluşturmuş, onu da çok inanıyorum. Ama önceleyerek beraber bunları aşmaya çalışacağız. Şunu görmenizi isterim, artık çok yeni bir gençlik geliyor. Şimdi gençlik kamplarını siz sadece tanıtım olarak görüyorsunuz ama orada gençlerin gelen misafirlere sorduğu sorulara baktığınız zaman çok farklı bir dünya olduğunu keşfediyorsunuz. Yani gençler hayır diyebiliyor.
sizin bizim gibi düşünmüyor. Hiçbir şeye ideolojik bakmıyor. Bildiklerini, doğruları ne olursa olsun dile getirebiliyorlar. Baskıyı hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Otoriteye çok ciddi anlamda karşılar. Vali olmuşsunuz, bakan olmuşsunuz onların hiç umuruna değil. Değil mi? Mesela geçen tarım müdürümüz bir şey anlattı, çok etkilendi. Yani onun çocuğundan örnek vereyim. Yani bütün çocuklar böyle. Pandemi yasağı var, kızımla dışarı çıkacağım. Baba izin kağıdın var mı dedim. Kız demiş. Yok demiş, ben seninle gelmem demiş. Şimdi polis seni durduracak, yok tarım müdürünü diyeceğim. Bir sürü orada diyaloglara gireceğim. Ben o diyalogları orada görmek istemiyorum dedi ve ben de geldim. Yani artık makamın, mevkinin insanların üzerinde bir baskı oluşturamadığı bir döneme giriyoruz. Bunu samimi söylüyorum. Artık insanlar düşündüklerini her türlü söylüyor. Peki Sayın Valim nasıl bir insan modeli gelecek? Bakın, insan geleceğin insan modeline biraz yaşadıklarıma söylüyorum. Hiç insanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bu ülkenin değerlerini refüze etmeden, insana insan olduğu için değer veren, olaylara ideolojik değil, pedagojik bakan bir mesleği gibi arkadaşlar. İster bunları sevin, ister sevmeyin ama gelmeyen durum bu. İnşallah biz beraber daha iyi şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Ben gördüğüm kadarıyla işler daha iyi gitmeye başlıyor. Hem sivil toplum, mesela belediye çok güzel işler yapıyor, devam ettiriyor. Siyasette bir uyum içerisinde bir sinerji oluşuyor. Önemli olan Aksaray'ın güzelliklerini beraber tanıtmak. Arada bir bu tip toplantılarımız devam edecek. Biz Baymış böyle güzel bir ilgiye yaptı Yüksel. Gerçekten inanılmaz muhteşem bir yer. Hatta ben bitince dedim Yüksel'e kış gelmeden gazeteci arkadaşlarla burada bir mangal yapalım. Onu da şöyle Ekim ayında bir yaparsanız işte. Olmamış olur. Hem de araziyi gezdireceğiz. Tamam, o zaman hangi gün söyle burada şey yapalım, kararlaştıralım. Haftaya salı olabilir sizin. Hafta sonuna yaparsanız biz geliriz. Öyle mi? Hafta sonu olursa biz geliriz. Tamam, pazar günü yapalım Yüksel. Pazar günü yapalım. Bu haftaya pazar yapalım. Değil, ondan sonraki pazar ayın kaçı? Onu bakalım. Dursun. Cumartesi burada. Üçü. Üçü ne? Cumartesi olsaydı. Tamam, 9'un cumartesi orada buluşuyoruz. Tamam. Üç iyi mi? Evet, herkesi davet ediyoruz. Orayı da biz size tanıtırız. Güzel bir yer olur. Evet, son bir soru. Evet, son bir soru alalım. Evet. Evet. Bir dakika. Ali Bey'den sonra şimdi alalım. Evet. Evet, teşekkür ederim. Bir önceki baskın toplantısında özel idareye ait Erman Otel ile ilgili sorunu çözdük demiştiniz. Çözdük. Özel sektörle görüşüyoruz demiştiniz. Acaba geçen süreçte ne gibi bir mesafe kat ettik? Son durum nedir efendim? Özel sektör her şeyi bedava istiyor. Biz onu 14. daireydi değil mi? Bizim deyimize karar verdi. İstanbul'dan birkaç otel işletmecisi geldi. Analizlerini verdik, götürdüler. Görüşmeler devam ediyor. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Mesela Hasan Dağı'nda da öyle. Otel yapılmış, yarım kalmış. Adam diyor ki ben burayı diyor tekrar yıkıp sıfırdan yapmam lazım. Kaplıca'yı da öyle. Gördünüz mü orayı? Yani oraların artık o aşamada... Yani beton özelliğini kaybetmiş. Oranın tekrar yeniden yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada Aksaray'ın benim işte üzüldüğüm nokta şu. Aksaray'da yani Aksaray'da yaşayan insanlar, parası olan insanlar bu işlere sıcak bakmıyor. Yani onun da sebebini bir türlü çözemedik. Biz çok teklif ettik arkadaşlarımıza. Yani biz size yardımcı olalım, altyapıyı yapalım, bunları yapalım. Ama biz eninde sonunda orayı bir şekilde ayağa kaldıracağız diye düşünüyoruz. Peki, evet, Yaşar Bey. Geçmişte özel idare tarafından büyük bir yurt yapmıştı. Bir yıl oldu sayesinde. Neden soracağım? Yurdu devredeceğiz, yakında öğrenirsiniz. Şimdi söylemeyeyim ama yurdu inşallah devredeceğiz. Yani o yurt problemlerini bir şekilde kurtaracağız. Sayın Valim. Bitmek üzere. Sayın Valim, bir de ben sorabilir miyim? Yani çözüm noktasına geldik. Şimdi Sayın Valim,
Ortaköy Aksaray yolu Arap saçına döndü. Döndü. Müteahhit gene bıraktı. Bir de önümüzde kış mevsimi geliyor. Çok çetin olan bir yol var orada. Oranın tipi perdeleri karayollar tarafından kaldırıldı. Acaba neden kaldırıldı? Bu yeniden tekrar o tipi perdeleri yapılacak mı? Yapılmazsa orada... Onu tekrar soralım. Bir not alırsan. Ama orada bir talihsizlik var. Orayı biliyorsunuz Karayolları Genel Müdürlüğü ihale etti. Yeni bir firmaya verdi. O da herhalde yani bir sıkıntı yaşadı. Tekrar ihaleye çıkacak. Sayın Valim, bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz bir soru sormak istiyorum. Bilemiyorum. Şimdi genellikle çevrenizdeki bütün illere baktığınızda Araştırma Hastanesi dışının mutlaka bir Aksaray Devlet Hastanesi vardır. Biz galiba büyük bir yanılgı içerisinde girdik. Devlet Hastanemizi boşalttık. Araştırma Hastanesi'ne taşıdık. Şu anda mevcut Devlet Hastanesi altı durumda. Ve anladığım kadarıyla pandemi döneminde de çok yetersiz kaldı Araştırma Hastanesi. Dolayısıyla ek bir hastaneye ihtiyaç duyuldu. Bu hastaneye ilgili bir yaptırımınız var mı? Sadece bunu soracağım. Bu konu gündeme geldi. Onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir de bir şey bilmenizi istiyorum. Biz Aksaray'ın Cüneyt Bey ile birlikte bir nüfus projeksiyonu yaptık. Aksaray gelecek 7-8 yıl içerisinde büyük şehir olacak. Yani bundan sonra yatırımları yaparken bir şekilde yapmak gerekiyor. Aksaray çok büyüyen bir yer. Hele pandemi sürecinde tarım da çok ön plana çıkıp değerli olunca Aksaray bu anlamda 7-8 yıl içerisinde büyük şehir olacağı için Aksaray hem araştırma hastanesi hem normal devlet hastanesinin mutlaka olması gerekiyor. Bu konuşuldu, gündeme geldi. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Ana bina çok eskiden, yapıldığı zamanlardan beri sorunlu bir bina. Yani orada çatlamalar çok fazla olmuş bir ay. Oradaki bazı binalar yıkılacak zaten. Evet. Yıkılacak. Onların raporları var zaten. Evet. Eşref Bey sordu. Peki. Bana müsaade. Bizim okul müdürleriyle bir toplantımız var. Yüksel Bey kaldığı yerden devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum.